alt çakralı düşünme tekniğini kullanan var mı? Aranızda, başka derslerde. Şapkamı giyeceğiz öğretmenimiz. Evet, şapka veriyorum hepinize. O zaman size kısaca alt çakralı düşünme tekniğinden bahsedeyim. Alt çakralı düşünme tekniği, 6 tane şapkamız var. Bir problem üzerinden alt çakranın renklerine göre problemi yorumluyorsunuz. Şimdi uygulayınca zaten daha iyi anlarsınız. Zaten geçen haftalarda da bahsetmiştik sanal ortamda gizlilik ve güvenlikle ilgili. Bu konuda hatırlayan var mı? Geçmiş derslerdeki bilgileri. Sanal ortamda kullandığımız hesaplarımızı şifreyle kullanmalıyız. Evet. Başka fikri olan var mı? Yok. O zaman başlayalım. Şimdi hepinize önce problemi söylüyorum. Problemimiz sanal ortamda şifre kullanmanın olumlu ve olumsuz yanları. Her şapkaya göre size şapkalar vereceğim. Kim ister sarı şapkayı? Siyah şapka. Beyaz. Yeşil. Kırmızı. Bir de son olarak mavi. Kullanan insan var dünya üzerinde. İnternette yaptığım araştırmalara göre 50 milyondan fazla insan kullanıyor. Bilgilerimizi çalmak isteyen kötü niyetli insanlar da olabilir. Bu yüzden de şifre koymamız gerekir. Evet, peki siyah şapka o zaman bize bunun kötü yönlerini söyler misin? Şifrem çalınırsa bilgilerim kötü insanların eline geçebilir. Hesabımızı bir daha kullanamayabiliriz. O zaman sarı şapkada bize iyi yönlerinden bahsetsin. Sosyal medyayı arkadaşlarımızla mesajlaşmak için kullanabiliriz. Ama mesajlarımızı güvenli olması için hesaplarımızı şifre tutmalıyız. Şifre kullanmalıyız. O zaman kırmızı şapka anlatsın. Şifrem çalınırsa ve bilgilerim kötü insanların eline geçerse çok üzülürüm. Yeşil şapka nasıl yaratıcı çözümlerim var? Şifremin çalınmaması için güçlü yapmam lazım. Şifremi güçlü yapabilmek için de şifremin içerisinde rakam veya büyük harf, küçük harf, sembol kullanabilirim. O zaman arkadaşlar, bizim sanal ortamda şifre kullanmamız gerekiyor. Benim bu hepinizin söylediklerinden çıkardığım kadarıyla. Şifremizin güçlü olması gerekiyor. Tabii ki şifre kullanmazsak daha hızlı erişim sağlayabiliriz hesaplarımıza ama bilgilerimiz, özel mesajlarımız okunabilir. Bunun için de Yeşil Şapka'nın söylediği gibi daha yaratıcı çözümler kullanabiliriz. Güçlü şifreler kullanabiliriz veya parmak izi okuyucu, yüz okuyucu, işte gözle açılan telefonlar falan var. Bu tarz şeyler kullanabiliriz bence. Bitti. Şapka kullanmayanlar sizin fikriniz var mı? Ben mavi şapkaya katılıyorum. Deniz? Hocam ben siyah şapkaya katılıyorum. Eğer birisine kaptırabilirsek şifremizi ve özel bilgilerimizi çok kötü şeyler başımıza gelebilir. Ben de sarı şapkaya katılıyorum öğretmenim. Şifrelerin mesajlaşmalarımızı sanal ortamda sadece arkadaşlarımızla yapmamız lazım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Sizin söylediği şeyler çok güzeldi. Peki bu konu hakkında başka yorumu olan var mı?
size nasıl bir faydası oldu? Beğendiniz mi? Eğlendiniz mi? Evet, ben çok eğlendim. O zaman daha sonra tekrar yaparız Gülkan. Ben farklı görüşleri anladım. Farklı açılardan evet. Bakabildim. Evet. Peki o zaman size şimdi bir ödev vereceğim. Haftaya herkes bir problem bulup alt şapkayı düşünerek ayrı ayrı yazıp getirecek. Ödevle ilgili sorusu olan var mı? Kağıda mı yazacağız öğretmenim? Evet. Kağıda yazıp getirecek. Çift alabilir miyiz öğretmenim? Safet, eline yazsan daha iyi.